diyebilirim ki hocam. Orası bu anlamda demokrasinin şansı demiyoruz ama İstanbul'da. Sizinkinin daha yanmalığını arz ediyoruz. Başka hepsini kendine göre beklemem var. Gerçekten bizi böyle geniş bir kadroyla onurlandırdınız. Biz çok alışkın değiliz böyle. Hem ilçemiz ziyaretimizden dolayı hem belediyemizi ziyaretinizden dolayı hoş geldiniz diyorum tüm arkadaşlarımıza da. Bekliyorumuzun yanında. Çok teşekkür ederim. Ne söyleyeyim? Çok sağ olun. Bizim üst yönetimi, daire başkanlarım adına teşekkür ediyoruz. Bizleri kabul ettiniz. Ev sahipliğiniz için de çok çok teşekkür ediyoruz. Biz her hafta pazartesi günleri bu şekilde ilçelerimizi ziyarette bulunuyoruz. Özellikle meslek yüksek okullarımızın olduğu ilçeler öncelikli ve bir de planlanan ilçelerimiz önceliklerimiz arasında oldu. Yüksek okullarımızın, ilçelerimizin varsa problemleri, bunları yerinde görmek, yerinde tespit etmek, değerlendirme yapmak, problemlerin çözümüne kolaylık sağlıyor. Honaz Belediyesi olarak, tabii ki Honaz halkı olarak da üniversitenin emrinde olduğumuzu her zaman ifade ediyoruz. Belediye olarak da bizim üzerimize düşen neyse, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hazırız. Bunu açık açık da söylüyorum. Bir şevkle hazırız. Sayın Hocam, ben eğer siz uygun görürseniz, malum daha önceden yapılan bir takım çalışmalar var, bir takım tahsisler var değil mi? Üniversite mevcut şu anki meslek yüksek okulumuzun olduğu alan burası. Tahsis ettiğimiz alan burası. Yani her an inşaat başlayabilecek durumda 5 senedir bekliyor. Bu da daha fazla. Evet. 6-7 senedir bekleyen bir alan. Şu açık olan yerimiz KYK'ya yapılan yurtların olduğu yer hocam. Tabii. Bu gördüğünüz koyu renkli olan alan. Ama imarını 25 binlik bir revize ve 5 binlik imarını yapacağımız işte kurum görüşlerini aldığımız noktada 1000 dönümlük alan da bu alan. İmarı yapılmış, her şey bitmiş. Yani yarın inşaat yapılacak durumu burası. Hocam burayı da ben size göstereceğim biraz sonra. Bu bölgede de 25 binliği yapıldı ama 25 binlikte bir revize yapacağız. Büyükşehir Belediyesi ile de biz bunları götürdük, bütün evraklarımızı. Bu bölgeyi de imarı açarak geçiyoruz zaten. 18 uyguluyoruz. Yani hiçbir kamulaştırma, hiçbir şey yapmadan. Ölüm dönüyorum. Teşekkürler. Geldiğimiz yer burası. Şu ana yolla 100 metrelik bir 35 metrelik yolumuz var o köşede. Şu anda bulunduğumuz yolumuz zaten şu 35 metre geldiğimiz yol. Şu burası yol mesela şu geldiğimiz yolun hocam şu yol. Aynısının devamı. Şurası 300 metre. Evet. Şu yoldan. Bu yoldan. Şuradan devam ediyoruz tabii. Şu açıldı ya. Yurtlarımızın yan tarafı şu alan. Burası hazır. Burası hazır. Yarın inşaat başlar yani. Başlasanız. Bugün başlar. İnşallah burada hani yapılır. Arkadaşlar, nasılsınız? Şimdi bizim bu şekilde hemen hazır alanlara ihtiyacımız var. Osman Başkan'dan sadece kütüphane için bir yer dedim. Mutlaka çıkaralım çünkü merkez kütüphanede, şehrin merkezinde bir kütüphane olmazsa olmaz. Başkanım da çalışalım üzerinde dedi sağ olsun. Başka bir birimin daha yapılması kamp içerisinde böyle fakülte bazında şu anda mümkün görünmüyor. Artık yeni alanlara ihtiyaç var. Burada da hazır böyle bir arazi varken bunu mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Bize bu olduğunu yaşattıkları için rektörlük ve yönetim bilim başkanlarına da ayrıca teşekkür ediyorum ve tekrar sözlü olarak da hoş geldiniz diyorum.
ve bugün böyle bir heyetle de burada bizi ziyaret ve biz her hafta pazartesi günleri üst yönetim olarak ilçelerimizi ziyaret ediyoruz. Öncelikli olarak meslek yüksek okullarımızın bulunduğu ilçeleri ziyaret ettik. Sorunları yerinde görmek, tespit etmek ve bunlara hızlı bir şekilde çözüm getirmek amacıyla böyle bir uygulama başlattık. Bugün de Konaz'da bulunuyoruz. Bu da meslek yüksek okullarımız arasında sonuncu. Şimdi en sona en büyüğü bırakmış olduk. Onu da belirtelim. Protokolde de bu böyledir. Hep derler ya, asolistler en son gelirmiş. Konaz Meslek Yüksekokulu'da bizim köklü kuruluşlarımızdan, kuruluş tarihi olarak baktığımızda üniversitemizin ilk meslek yüksekokullarına ve kuruluş aşamasını da tamamlamış, artık çok büyük mesafe kat etmiş, bu kadar mezun vermiş olan bir yüksekokulumuz. Ama eksikler maalesef her yerde var, burada da var. Biz de bunları hızlı bir şekilde çözmek için elimizden geleni yapacağız. Müdürümüze de biraz oralar hızlı geç dedim çünkü. Tamam, tamam, hızında. Sen olduğunu başkanımız ifade etti. Ve orada da benim öngörüm meslek yüksek okulumuza bir bina yapmak. Ben burada özellikle sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Büyük özveriyle çalışıyorsunuz. Yani ilçelerimizde görev yapan tüm öğretim elemanlarımızın büyük bir özveriyle çalıştığını da biliyoruz. Yani sizlerin gayretleriyle bu aşamaya gelindi. Her zaman üniversitemize, yüksek okulumuza destek olan başkanımıza ben özellikle çok teşekkür etmek istiyorum. Yine başka bir arazi bize gösterdi. Hep daha öncesinde de merak ettiğimiz üniversitenin doğu kampüsü nereye yapılacak, arazi nasıl bir yerdir diye ben de merak ediyordum. Bugün görme imkanımız oldu. Biz de bu konuda hızlı bir şekilde karar alalım. Çünkü kampüsümüz içerisinde yapılaşma tamamlandı. Yeni fakültelerimiz var. Bunlara yer bulma noktasında büyük sıkıntı çekiyoruz. Kampüsümüz içerisinde kütüphanemiz yok. Üniversitenin olmazsa olmazı büyük bir fonksiyonel kütüphanenin olması gerekiyor. Mevcut konferans salonumuz daha öncesinde üniversitemiz 15-20 bin öğrenciye sahipken planlanmış. O gün için gerçekten büyük bir konferans salonu diye Kongre Kültür Merkezi'nden bahsediyorum. Ama bugün bakıyoruz 58 bin öğrenci, hatta 59 binlere artık ulaşmış durumdayız. Etkinliklerimizde öğrencilerimizin ancak biz 1/4'ünü hatta 1/5'ünü biz oraya alabiliyoruz. O kadar yoğun ve akın ediyorlar belli programlarında, sonra da geri dönüşlerinde çok böyle hayıflanarak geri dönüyorlar, üzülüyorlar. Yine büyük bir bizim Kongre Kültür Merkezi'ne de ihtiyacımız var. Osman Başkanımızla görüşmemde bunu özellikle arz ettim. Başka da talep edebileceğimiz bir yer yok. Dolayısıyla daha öncesinde de planlandığı şekliyle üniversitemizin Doğu Kampüsü'nün alanı gayet güzel bir yerde, konum itibariyle uygun olduğunda düşünüyoruz. Başkanımızın da bundan sonraki gayretleriyle hızlı bir şekilde burada öyle bir yapılaşma olursa Muaz Meslek Yüksekokulu bundan öncesinde de zaten cazibe merkeziydi. Bundan sonra da cazibe merkezi olmaya devam eder. Evet efendim. Teşekkür ederim.